Allah'a şükürler olsun ki bu paranın sahibine karşı mahcup olmadık. 3000 Şam dinarı var. Saymayacak mısınız? Hayır, saymaya hiç gerek yok sevgili Müslüman. Aidat için mi? Evet, nasıl istiyorsanız öyle bilin efendim. Bu 3000 dinar ekmeğini taştan çıkaranların ve Ali yanlılarınındır efendim. Emeğindir. Bunu çok meşakkatli bir şekilde toplamışlardır. Peygamberin torununa gelemedikleri için bu parayla özürlerini dile getirmek, telafi etmek ve cihada katılmak isterler efendim. Bu para kaç aileye aittir demiştiniz? Allah bilir. Bir geceden sabah kadar oturup o ailelerin isimlerini tek tek hatırlayıp saymak gerek. Tahminen 70-80 aile. Bu ailelerin hepsi eşit mi yardım etti, yoksa her aile gücüne göre mi yardım etti? Herkes gücüne göre yardım etti efendim. Biri zordaydı, daha az verdi. Biri daha uygundu, daha fazla. Başınıza kurban. Şüpheniz mi var yoksa? Nasıl oldu da eşit olarak ödenmeyen 70-80 ailenin yardımı tam olarak 3000 dinar oldu? Ne bir dinar az, ne de fazla. Seyyidime arz ederim ki 3000 dinardan 168 dinar eksikti. Onu da ben tamamladım. Bunu Kabe'ye ziyaret için saklamıştım. Hacdan çok Ehl-i Beyt'e yardım etmek daha önemli gibi geldi bana. Hacdan vazgeçtim ve 3000'i tamamladım efendim. Sözünün sadakatinden şüphe ettiğim için affet beni. Bu paranın helalinden emin olmak istedim. 400 Abdullah, Abdullah, şimdi ya Abdullah. Hadi ya. Hayır. Yükün ne? Buğday. Nereden aldın? Konasa meydanından. Kilosu ne kadar? Pahalı, çok para verdim. Daha var mıydı yoksa hepsini satmış? Kıyamet gibiydi. Acele etsen belki alırsın. Niye bu kadar soğan aldı? Soğan erzak değil ki. Yarın kıtlık olursa soğanı bırak, taşı bile yersin. Çürümez mi peki? Yarısı bile çürüse yine de iyi. Nereden aldın? Serin meydanından. Kilosu kaça? Kiloyla değil, taneyle satıyorlar. Bu insanlar neden hırslanmışlar efendim? Hep mideleri için. Şam'ın ordusu yolda diye bir söylenti var. Kıtlık olursa aç kalırlar diye korkuyorlar. Küfe satıcıları bayram ediyor bugün Müslüman.
Olanlara herkes şahittir ki burada sıra bende. Tam yarım gündür bekliyorum, işimden gücümden oldum. Oysa sen bir sürü yere gidip gelmişsin, sonra da kalkıp sıra bende diyorsun. Bu nasıl iştir? Ey ahali, bu çanta burada mıydı değil miydi? Vardı. Bu benim çantam, bu da ispatı. Çantamı buraya koydum, mescide gittim, iki rekat namaz kılayım diye Müslüman. Namazım kaza oluyordu. Namazını bahane etme be adam. Milletin hakkını yiyorsun. Dinsiz, boşuna konuşma. Sıra benim. Sen boş yere konuşup durma yalancı sahtekar. Kafir hırsız kabadayı, defolup git buradan. Bu ikisi kavga ederken şalgamları bana sat da bu iş bitsin. Bu şalgamlar yükün en altındakilerdir. Satışa uygun değil. Götürüp develerime yedireceğim. Nimetlere saygısızlıktır be adam. Allah'ın nimetini develere yedireceksin ama Müslümanların çocukları erzaksız mı kalsın? Şalgam ve pancar ne zamandan beri erzak sayılıyor? Buğdayın olmadığı yerde şalgam ve pancar padişahtır. Bir şartla tahmini satarım. 10 kilo hayrını gör. Nereden çıktı 10 kilo Müslüman? Bu olsa olsa 7-8 kilodan fazla değil. Vallahi günah bu yaptı. Ebu Halil. Neredesin Ebu Halil? Ebu Halil! Eyvah! Geleceğinden umudumu kesmiştim. Kendini ele vermiş ve dostların icabına bakmışlar sandım. Sana rahmet okuyup helvanı yemek istedim. Az kalsın ele veriyordum. Müslüm o kadar çok soru sordu ki bana. Helal mi? Kime ait? Niye 3000 dinar? Ha? Niye daha az değil? Niye daha çok değil? Bu kadar sorudan kastın neydi? Kendi deyimiyle sözümün sadakatinden şüphe etmişti. Her neyse, iyi kaçtım oradan. Birkaç gündür iyi bir yemek yememiştim. Gündüzleri iyiydi ama geceleri çok fenaydı. Akşam namazı kılıp duruyordum hep. Rahmetli babanızın ve babamın kılmadığı namazları bile kıldım efendim. Müslüm Küfe'deydi, öyle değil mi? Eminim Müslüm'ün Küfe'den gittiği söylentisi bizim onu burada aramaktan vazgeçmemiz için uydurulmuş. Aptalca bir düşünce. Demek Müslüm haninin evinde. Ben daha yeni bir şey öğrendim Halil. Haninin hastalığı yalanmış. Hani hastayım dedi ve Müslüm'ü evinde gizledi ki böylece onu görmek isteyenler Hani'yi ziyaret etme bahanesiyle Müslüm'le görüşsünler ve bizim aleyhimizde planlar yapsınlar ve hiç kimse de onlardan şüphelenmesin. Vay haline Hani. Ben sana göstermem gereken saygıyı gösterdim. Karşılığında sen ne yaptın? İhanet ettim. İyi oldun. Hani'yi ziyaret etmekle insanların ağzını öyle kapattık ki bize hak veriyorlar. Onun boynunu kıralım diye. Her tarafa arayın. Sen o tarafa bak. Sen de bu tarafa. Kadınların başındaki Kabe'yi çıkartın. Belki Müslüman bir kadın kılığına girmiştir. Çabuk olun. Allah'ım.
Bizi kandıramazsın. Çabuk ahaliye haber verin. O kadar küstahlaşmışsınız ki hasta bir adama bile acımıyorsunuz. Müslüman kadının abasını çıkardınız. Müslümanın evinin kapısını kırdınız. Yemin ederim ki Kufe'yi başınıza ekmezsem ben de Müslüman değilim. Benim Sayın Hani, Hamsi Mücahidi, 3000 Şam dinarı. Evindeyken hatırlıyor musun? Hani Agir'in oğlu Müslüm'le tanışmıştım ve 3000 Şam dinarını kendine teslim etmiştim. Önceki yalanını duymazlıktan geliyorum. Bundan böyle sadık olman şartıyla. Müslüm'ü nereye gizledin? Bu şerefsiz askerlerine sor. Evimdeki kadınların abasını bile çıkardılar ama onu bulamadılar. Eğer Müslüm benim evimde olsaydı askerlerine yakalanırdı. Hani babam senin yakın arkadaşındı. Babamla olan arkadaşlık hürmetini ezmeye ve seni zorla konuşturmaya mecbur etme beni. Müslüm nerede? Müslüm bir süreliğine benim misafirimdi. Zincirlerini koparmış köpeklerini benim ve ev halkımın peşinden göndermeden önce yani. Müslüm evimden gitti. Nereye gitti? Sen onun yakın arkadaşlarından birisin. Nereye gittiğini mutlaka bilirsin. Bilmiyor musun? Hayır, hayır, bilmiyorum. Yalancı! Dinle. Menur Reis dinle. Evet emirim. Bu ne gürültü böyle? Hiçbir fikrim yok efendim. Yetemil mesajcılardır galiba. Hani'nin kabilesi bunlar. Agil'in oğlu Müslüm benim himayem dedi ve hala da öyle. Sana Küfe'den gitmen için fırsat veriyorum. Müslüm'ü aramaktan vazgeç. Yoksa Küfe'yi senin cehennemine çeviririm. Duyuyor musunuz? Saygısızlığı görüyor musunuz Müslümanlar? Bu adam benim yerimde bana hükmetmeye çalışıyor. Allah'a yemin ederim bu ihaneti kanıyla ödeyecek. Halil, Gazi Şurası'na haber ver. Ben Reis. Evet emirim. Onu bir odaya kapat. Bunların beni korkutacağını mı sandın? Dikkat edin. Kendinizi bu şer insanlara göstermeyin. Belki size bir ok atarlar. İnsanlardan korkan bir lider hiçbir zaman amacına ulaşamaz. Ey aslan gibi mesajcılar dinleyin beni. Anlaşılan düşman sizlerin bağırıp çağırmanızı duymuş. Ey kulenin üzerinde duran zavallılar... Hani serbest bırakacak mısınız, yoksa sarayınızı mezarınıza mı çevirelim?
Mesleci kardeşlerim. Hani esir değil ki serbest kalsın. Sen de kimsin? Hizmetkarlarınızdan biri. Ziyad'ın oğlu. Bana dediler ki mesleci savaşçıları hükümet binasına doğru geliyor. İnanmadım. Kendi gözlerimle görmeye geldim. Aziz kardeşlerim, bu kendinize ve emirinize yaptığınız nasıl bir cefakarlıktır? Allah'a yemin ederim, ben sevgiden ve dostluğumuzdan birkaç gün misafirimiz olsun diye haniyi buraya çağırdım. Hüseyin taraftarlarının isyanı bitene kadar. Yeterince yaşlı olanlarınız iyi bilir. O zamanlar rahmetli babam Ziyad, Allah rahmet eylesin, Or ve Mesleci'nin oğlu Hani ile eski dostlardı. Babamın dostluğunun hürmetini yerine getirmezsem ben babamın oğlu olamam. Ben Hani'yi düşman bilseydim ziyaretine gitmezdim ki. Herkes Hani ve aşiretinin yenilmez olduğunu biliyor. Bu yüzden onu ihanet ve düşmanlığa bulaştırmak istiyorlar. Ama ben Hani'yi hükümet binasına getirdim. Hainler onu kendi amaçları doğrultusunda kullanamasınlar diye. Sen mesajcilerin kılıçlarının korkusundan böyle konuşuyorsun. Bize Hani'yi öldürdüğünü söylediler. Hani hasta. Keşke o hasta olmasaydı ve buraya çıkıp benim söylediklerimi doğrulayabilseydi. Sen Hani'yi dost bilseydin askerlerin evine saldırmazdın. Namusuna ihanet etmezdin. Bir delinin kuyuya attığı taşı 100 akıllı bulup çıkartamazmış. Bu da birkaç cahil askerin bana ve Hani'ye yaptığı ihanettir. Saygıyla getirin dedim, zorla getirdiler. Emin olun hepsine teker teker gereken cezayı vereceğim. Kendi ellerimle. Mesajcılar hepsi Hani'nin fedaileridir. Allah'a yemin ederim, eğer Hani'nin bir saç teline dokunursan seni sorumlu tutarız. Mesajcı kardeşlerim beni dinleyin. Bu adamın sözüne güven olmaz. Hani kendi gözlerinize görmediğiniz sürece hiç inanmayın. Pekala. Benim sözüme güvenmediğinize göre kendi aranızdan güvendiğiniz birini seçin ki gelip Hani'yi görsün. Ve benim söylediklerimin doğru olduğunu size iletsin. Bunu kabul ediyor musunuz? Elbette. Gazi Şuray güvenilir ve doğru bir adamdır. Tamam. Gazi Şuray gelecek. Dün Tammar Meysem ve bugün Hani. Herhalde yarın sıra bende ya da sizde. Böyle gidecek olursa İmam Kufe'ye gelene kadar Ali yanlılarının başlarını tek tek kesecek ve geride bir avuç cahil kalacak. Sonra da Gazi Şuray gibi güya Allah'tan korkan bir şeyhi görevlendirirler. 4 tane ayet ve nebevi hadisiyle insanların ağzını kapatsın ve isyanı bastırsın diye. Aynen Hani'yi yakalayıp dövüp ve mezhecilerin ağzını kapattıkları gibi. Ben kimseyi yargılamak istemiyorum. Siz de böyle düşünürseniz bana minnettar kalırsınız. Eğer Osacel'in oğlu Müslüm, görünürde Ali yanlısı olan o sahtekarın akşam namazlarına itibar etmeseydi ve onu Hani'nin evine götürmeseydi, Hani'nin durumu böyle olmazdı. Doğru söylüyorsunuz şeyh. Ben hak olan imamın tarafından Küfe için görevlendirildim. Küfelilerin biatına şehadet edeyim diye. Şu an yaklaşık 18 bin Küfeli benimle biat etti. Ben de halamın oğlu Hüseyin'e Küfe'ye gelsinler diye yazdım ve geliyor da.
Son olaylardan sonra bu yaptığımı doğru bulmuyor musunuz yoksa? Neyi doğru buluyor muyuz Mr.? Küfelilere olan güvenimi. Bildiğiniz gibi bugün mesajcılar Küfeli cemaatinin sesini çok iyi duyurabildiğini ispat etti. Ama Emel'dekiler duruma göre kararlarını değiştirebilen ve biatından dönebilen bir cemaattir. Mesaç gibi büyük ve nüfus sahibi bir aşiret, Gazi Şuray'ın vaazlarına kanıp ve onunla kan bağları olmasına rağmen korkularından dolayı onu sorgulamıyorsa, kim bilir halamın oğlu Hüseyin'e ne yaparlar? Onun ne kavmi ne de kabilesi var. Halanın oğlunun kavim ve kabilesi Ali yanlısıdır. Ali yanlısının biatı kan ve kabile biatından ötedir. Ben de bunu söylemek istiyordum. Mesaç kabilesi Gazi Şuray'ın hilesiyle kandırıldığı ve liderleri haniyi desteklemekten vazgeçtiğine göre Ali taraftarları imdadına yetişmeli. Ben cihat yapalım demiyorum. Ama haniyi desteklemeyi kendimin ve Şiilerin görevi bilirim. Haninin tutuklanması omzumuza öyle bir yük bindirdi ki bu yükten kurtulmamız caiz değil. Ben Ali yanlılarının ayaklanmasını imamın Küfe'ye varmasına kadar caiz görmüyorum. Çünkü düşman bu isyan bahanesiyle Hüseyin'i iyice köşeye sıkıştırıp halkı aynı iftiralarla yine kandırıp Hüseyin'i hükümet sevdası iftirasıyla kirletip amaçlarına ulaşmalarından korkuyorum. Bunu da pekala yapabilirler. Ancak Sayın Müslüm'ün biraz evvel belirtmiş olduğu gibi haniyi desteklemek isterseniz günaha girmezsiniz. Süleyman nereye? Tıpkı Yakup gibi Yusuf'umuzun gelişini beklemeye gidiyorum Habib. Haniyi kurtarmayacak mısın? Kararımı sana açıkladım. Bu konuda sizi engellemeyeceğim. Sadece sen Gazi Şuray'ın üstesinden gelebilirsin. Sen olmazsan Gazi Şuray hadisleri ve anlatılanları çarpıtarak ve vahiy ayetlerini yanlış yorumlayarak insanları kandırır. İbn-i Ziyad, Şuray gibi bir rakibini iki kere meydana göndermez. Eğer gönderirse başım üstüne. Elbet gelirim. Ey Nesice, hiç vakit kaybetmeden muhtara haber gönderin. Ey Mazaher, mescide gidin ve ya Mansur Ahmet diyerek tüm adamlarınızı çağırın. Bu ya Mansur Ahmet dedikleri ne demek? İsrafil buraya girmiş Ben-Hur reis. Kendini kolla. Müslüm ve taraftarları hükümet binasına girecek. Yanlarında Said'i ve Ceder'i de var. Ya
Kapıları kapatın! Kapıları kapatın! Bir halk hangi cehennemden kaçtı acaba? Korkma. Korkma. Eğer sen korkarsan Küfe'nin halkı ne yapar sonra? Sen korku ve tehlikenin adamısın. Zaten sen Müslüm'ü savaşmaya tahrik etmeyecek miydin? Müslüm kılıcını çeksin ve meydana gelsin diye dua etmiyor muydun? Geldi işte. Evet, istiyordum. Ama bu kadar erken değil. Ömer Saad toplaması gereken orduyu toplamadı mı? Ömer Saad'ın askerlerine umut bağlamak yerine... hilelerin görünmez ve büyük ordularına güvenmelisin İbn-i Ziyad. Niye korktun bu kadar ha? Korku aklın düşmanıdır. Korkarsan aklın durur. Dinle Halil, dinle. Seslerinden sayılarının çok olduğu belli. Bu ses en az 2-3 bin adamın sesi. 2-3 bin kişinin karşısında Küfe'ye doğru gelen 12 bin Şam askerinin yanında 1/4 demektir. Sen Şam ordusuna inandın mı? Hayır. Ben senin hilene inandım. Gazi Şura'yı çağırmamı ister misin? Hayır Halil. Hayır. Gazi Şuray ancak mesajcileri durdurabildi. Artık onun dediklerine de inanmazlar. Samerî silahının yardımına başvurmamız lazım Halil. Altın. Altın Halil. Söyle Küfe'nin bütün altınlarını hazır etsinler. Ben altının mucizesine inanıyorum. Müslüm Demir'le isyan etmişse... ben altının isyanını başlatırım. Ey Küfe ahalisi! Siz adaleti yerine getirmek için isyan ettiniz. Kötülüğü ortadan kaldırmak için. Siz vahiy sözlerini hafife alan adamlara kılıcınızı çektiniz. Yalan söyleyenler ve servet edinenler fitne yaptılar ve zulmettiler. Hükümeti halka hizmet için değil, kendi menfaat ve zevkleri için istediler. Hiçbir kötülük ve hainlikten kaçınmadılar. Ve gıybeti kendi eğlence araçları olarak kullanmaktan zevk aldılar. Namaz ve oruçla alay ettiler. Ve hacca gitmeyi kıskançlık yaratmak için kullandılar. Seyyidül Mürsel'in sünnetine sırt çevirdiler ve vahiyli sünnetine döndüler ve günah işlediler. Günah imansızlığın çocuğudur. Günah Allahsızlığın acı meyvesidir. Günah ahiret günü cezasına inanmamaktır. Günahkar ölümü kötü bilir, kurtuluş değil. Ölüm haktır. Gerçeğin kendisidir. Hakkın işaretidir. Ey ahali! Sizin biat etmiş olduğunuz adam, verilen emirlere itaat, şeytandan uzaklaşmak ve Ceddi Hatem Nebi'nin sünnetini devam ettirmek için ayaklanan adamdır. Bu isyan benim halamın oğlu ve Ali'nin babası olduğu Hüseyin'in isyanıdır. O zaman biatınıza sadık kalın ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayın. Çünkü Allah dinleyen ve itaat edenlerinize rahim ve kerimdir. Ama itaat etmeyen ve acımasız olanlarınızı cezalandırır. Ey Küfe ahalisi! Biz bugün buraya yaverimiz Hani'yi desteklemek için gelmiş bulunmaktayız. Ve Küfe'nin hükümet tahtında oturandan istiyoruz ki hükümet tahtını bıraksın. Çünkü bundan böyle sizin oyları...
yasaklamaları ve mesecilerin isyanı dün oldu. Biz dün buluşmayacaktık. Seni nerede bulacağımı bilemiyordum. Cehenneme gitmemiştim ya. Bir iki kabileye uğrasaydınız lanet izimi bulurdunuz. Akşam vakti bana Müslüm ayaklanmış diye haber veriyorlar. Kanatlarım mı var ki uçayım ve akşama kadar Kufe'ye varmaya çalışayım? Çok hızlı davranıp da diğer kabilelere haber verip toplanırsa yarın akşamdan önce Kufe'ye varamayız. Hepsi atlı değil ki. Ben piyade askerlerimle hareket etmeliyim. Biraz rahat ol Ebu İshak. Kufe'nin durumu tam istediğimiz gibi. Şükürler olsun Kufeliler Müslüm'ün davetini kabul etmişler. Müslüm'ün topladığı adamlar İbn-i Ziyad'ı alt etmek için yeter de artar bile. Müslüm, zaferi birlikte tadasınız diye muhtarın yanında olmasını istiyordu. Süleyman'ın isyanı onaylaması çok ilginç. Süleyman kalben Müslüm'ün isyanını onaylamıyordu ve caiz görmüyordu. Ama yasaklamadı da. Yani Süleyman ve adamları meydanda değiller mi? Hayır. Şimdilik sessiz kalmayı tercih ettiler. İmam Kufe'ye varana dek kılıçlarını çekmeyecekler. Galiba sonunda korktuğum başıma geldi. İbn-i Ziyad yılan gibi bir adam. Süleyman'ın sessizliğini bahane ederek halkı bölüp dağıtabilir. Acele et Kiyan, acele et. Bir an evvel Süleyman'a yetiş ve de ki şeyh, muhtar ellerinizden öpüyor ve sessiz kalmamanız için size yalvarıyor. Düşman öğrenirse bizim ittifakımız olmadığını vay halimize. Müslüm'e de söyle, ne pahasına olursa olsun Süleyman'ın sessizliğini bozması için ikna etsin. Sessizliği tercih eden ölümü kabul etmiştir. Git Kiyan, git. Allah izin verirse yarına kadar ordumla Kufe'de olacağız. Allah'a emanet ol. Sen bu altının gücüne vakıfsın. Sen bu altına ayrıcalık verdin ve onu değerli kıldın. Ve insanoğlunu karşısında zayıf kıldın. Bu gizli mucizenin önünde sana yalvarıyorum. Bunu şerre def etmek için kullanmama yardım et. Ve cahillerin onun parıltısını ve gücünü görmesini sağla ya Rabbi. Amin. Ben sizi ve aşiretlerinizin adamlarını altınla doyuracağım. Müslüm'ün yanındaki adamları dağıtmanız şartıyla. Şimdi hemen saray kongresine çıkın ve onlarla konuşun. Onlara itaat şartıyla altın sözü verin. Şam ordusundan ve Beytülmal'ın payından. Ayrıca vergilerin kesilmesi müjdesini verin. Yaşasın oğlum. Hizmetinizdeyim emir. Çabuk ol. Adamlarınız da isyan eden mahallelerde gezin, dolaşın ve öyle konuşun ki isyancıların eşleri korksunlar ve kocalarının peşine gidip onları isyandan vazgeçirsinler. Ve sen de Coşen. Annem ve babam size feda olsun emir. Sen de sarayın gizli kapısından çık ve adamlarını isyancıların arasına gönder ki Ali yanlıları gibi davransınlar ve aralarına nifak soksunlar.
Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Sessiz kalmayı tercih eden ve isyana katılmayan Süleyman ve onun müritlerinin kılığına girip nifak sokabilirsiniz. Hı? Evet emirim. Ve sen ben Hurais. Evet emirim. Askerlerinle birlikte isyan eden Şiilerin evlerini bas. Ve yapabildiğin kadar evlerini dağıt. Özellikle Murat, Rabiye ve Hamdan kabilelerine acıma. Bu cemaat Ali'yi çok sever. Ali onların her şeyiydi. İşte siz. İşte isyancılar. Ve işte altın. Bismillah. Şam ordusu isyancılar ve ayaklananlar için Kufe'ye geliyorlar. İsyancıların kadınlarının göğüslerini keseceklerine yemin etmişler. Saçlarını kazıtacaklar ve kızlarını da köle olarak alacaklarmış. Ey ahali! Ey Kufe ahalisi! Halifemiz Kufe'ye çok kızmış. Güzel gözlüler, güzel saçlılar. Ey gonca dudaklı güzeller güzeli. Ey ay yüzlü güzel endamlı hoş kokulular. Ey Allah'ın ipek gibi cipli varlıkları. Allah kadını yarattığında yarattığıyla hoşnut oldu. Size yazık değil mi? Söyleyin, size yazık değil mi atların altında parçalanmanız? Bu boş kafalı kabadayı kocalarınıza sahip çıkın ve Kufe'nin cömert emirinin yanına götürün ha? Kılıçlarını verip altını alsınlar diye şekerim. Kılıcını ver, altını al. Kılıcını ver, altını al. Kılıcını ver, altını al. Kılıcı ver. Altını al, kılıcını ver, altını al, altını al, kılıcı ver. Habib, gel. Bu nasıl vaziyettir, neler oluyor böyle? Bana mı soruyorsun Müslüman? Ben de senin gibiyim. Kufe'nin erkekleri az mı rüsva olmuşlar? Şimdi de kadınlarını göndermişler. Onları durdursunlar diye. Evlerini hapsetsinler diye. Mutlaka biri onları kandırmış ve akıllarını çelmiştir. Bu İbn Ziyad'ın yaptığı bir fitnedir. Şimdi muhtarın dediklerini daha iyi anlıyorum. Aslında bu adamı o iyi tanıyordu. Kimse onun tedbirlerine kulak vermedi. Adamlarımıza yaklaşmamaları için bir şeyler yapmalıyız. Orduları planlanmış bir yalandır, bir hiledir. Bizi korkutmak istiyorlar. Sözcülerini bizzat gördüm be adam.
Askerleriyle başımıza ateş yağdıracaklarmış. Hadi gel, güvenli bir yere gitmeliyiz. Bin bir umut ve arzuyla seni büyüttüm. Bana gelir getirsin ve yardım etsin diye. Elime sağlık. Genç yaşta ölmelerine izin vermeyeceğim. Anne, günah senin boynuna. Sen Allah'ın dinini desteklemem gerektiğini söylemiyor musun? Şimdi de söylüyorum. O zaman cihata katılmak istiyorum. Cihat sana mı kaldı? Evimin tek gelir getiricisi. Bu kadar asker var. Düşünebiliyor musun? Kılıcının ağırlığı kadar altın veriyorlarmış. Allah'ım, rüyamda bile göremezdim. Burnundan bir damla kan akmadan bir sürü altınımız olur. Gerdanlık alırım. Ayıptır tabii be. Daha yavaş. Duysalar bize gülerler. Neler diyorsun sen böyle? Sen dedin saraya saldırdığında sarayın kadınlarından bana bir gerdanlık alırsın diye. Dün akşam söyledin. Söylemedin mi? Evet, söyledim. Ama daha saraya saldırmadık ki. Peki o zaman bu canını tehlikeye atmaya değer bir iş mi? Savaşsız ve kavgasız. Kılıcı vereceğiz, karşılığında altın alacağız. Utanmıyor musunuz bu sakalınızla kadınların yolunu kapatıyorsunuz? Allah'ım sen sabır ver. Kardeşim, hangi cehenneme gitmek istiyorsunuz? Savaş meydanı kadınların yeri değildir. Bu ne rezalet? Evlerinize gidin ve sorun çıkarmayın. Hangi evimize şey? Bu olaylardan sonra hiçbirimizin evi güvenli değil. Cehennem olmuş. Sizin riyaset ve taht sevdanız var. Bunun celemesini biz mi çekeceğiz? Ne? Niye iftira atıyorsun kadın? Allah'tan kork. Doğru düzgün konuş. Git. Git ve erkeklerin işlerine karışma. Hadi. Ey ahali! Biri benim gibi zavallı kadına yardım etsin. Kocamı görmek istiyorum. Bu Allahsız kafirler yolumuzu kapatmışlar. Allah'a yemin ediyorum, eğer yolu açmazsan elbisemi çıkarırım, saçlarımı dağıtır ve göğüslerimi açarım. Çırılçıplak olurum ve senin gibi Allahsız ve dinsizi rüsva ederim. Çekil yolumdan. Utan kadın, geri dön. Neden utanayım ki? Namussuzluk mu yaptım, hırsızlık mı? Sen utan ki kılıcınla kadınlara yolu kapatmışsın. Cesaretin varsa bana dokun. Çekilin kardeşlerim, siz erkeksiniz. Bu utanmazlara karşı koyamazsınız. Küfeli kadınlarla ağız ağza vermekten utanmayacak yüzsüz birini bulmalıyız. Ordusuyla ne yapayım? Bana bir lokma ekmek vermesi için kime el uzatayım? Deve sürüm mü var yoksa hurma ağaçlarım mı ki kimseye el uzatmayayım? Gürültü çıkarma kadın! Utandırma bizi! Öldürülebilirim diye Allah'ın dinini korumaktan vaz mı geçeyim? Sen Allah'ın dinini korumazsan din elden gider mi? Bırak bu insanlar Allah'ın dinini savunsunlar! Yeter artık! Müjde emirim. Oklarımız isabet etti. Kadınların ordusu erkeklere galip geldi. Cemaatleri vahim bir durumda. Devam edin be Nur Reis. Devam edin. Oh, şehir savaşlarında ordunun yarısı kadınlardır. Zafer kadınları meydana gönderene ait. Okçuları bize saldırırsa ne yaparız? En iyisi bir duvarın yanında bekleyelim. Akşam ezanı. Namaz için mescide gidelim.
Zamanında kılınan namazın öyle sevabı ve fazileti vardır ki melekler onu hesaplayamazlar bile. Bu akşam Allah'ın evini bize kapatmışlar kardeşlerim. En iyisi bu akşam bu çatının altında namaz kılalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kıble ne tarafta? Bu tarafta olmalı. Hayır hayır, biraz sola doğru. Sol mu sağ mı? Doğu yönünde durmuşsun. Sol mu sağ mı diye soruyorsun. Kıble bu taraftadır Müslüman. Doğu o taraf mı yoksa bu taraf? Tuvalet bu tarafta. O zaman kıble bu tarafta. Ya emirim, meydanda kuş uçmuyor. Herkes gitmiş. Meydanda kuş uçmuyor çünkü hava karardı Bedurayız. Yarasalar ve baykuşlar dışında diğer kuşlar karanlıkta uçmazlar. Bu zorunluluktan bir geri adımdır. Aynen çukurun üzerinden kaçmak isteyen biri gibi. Tüm adamlarımıza ve askerlere haber verin. Bu gece uyku yok. Evinden dışarı çıkan herkes haindir ve kanı helaldir. Evet emirim. Bir şey soracağım ben reis. Kıble hangi tarafta? Kıble... Şu tarafta olmalı. Güneş ne taraftan battı söyle. Güneş mi? Bu taraftan battı. O zaman bu taraf doğu olur. Demek ki bu çatının altında daha kimse namaz kılmamış. Bakın emirim, benim hatırladığım kadarıyla namazı biz hep mescide kıldık. Evet, o zaman mescide bir uğra. Ve eğer orada kimse yoksa namazını da orada kıl. Hadi bakalım. Bu arada abdest almak isteyen varsa alsın. Nihayet bilebildiniz mi kıble ne taraftadır diye? Siz bu tarafa doğru namaz kılın. Yanlışsa günahı benim boynuma. Niyet, niyet. Allah rızası için kılacağımız 3 rekat akşam namazını Emir Ubeydullah Ziyad'ın oğlu huzurunda kılıyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rezil şeytanlar. Rezil şeytanlar. Efendim, mescitte kalmamızı öneriyorum. Muhtar Segafi ordusuyla Kufe'ye doğru geliyor diye duydum. Kılıçla başından yaraladılar. Ben olabilecek belalardan Allah'ın kaderine sığınıyorum.
amcamın oğlu Hüseyin'e haber vermeliyim ki Küfe halkı Ali'nin dönemindeki halkın aynısıdır. Onu Küfe'ye gelmekten vazgeçirmeliyim. Küfe'den uzak durmak lazım. Küfe'den gitmek lazım. Şehrin tüm kapılarını kapatmışlar efendim. Sadece şattı kullanarak Küfe'den kaçabiliriz. O zaman şat yolundan gideriz. Yolu bilen varsa göstersin.